önce şans, kısmet tabii ki ve kaderinde varsa mutlaka yaşıyorsun. Yani bazı şeyler vardır, çok istersiniz, çok emek verirsiniz ama olmaz. Bu olmaması gerekiyordur ve olmuyordur. Mutlaka bir sebebi vardır. Ama bazı şeyler vardır ki olması için sana her şey hazırlanmıştır. Ve ben böyle hikayeler çok yaşıyorum açıkçası. Çok mucizevi şeyler yaşadığımı düşünüyorum. Hayat aslında ektiğimiz biçtiğimiz oluyor. O yüzden hep diyorum aslında sevgiyle ve iyi niyetle her zaman bütün hikayeleri. Ya karşınızdaki ne düşünürse düşünün. Zaten siz iyi niyetli yaklaşırsanız onun başka bir düşüncesini anlamazsınız. Ve o hep istediğiniz gibi gider. O yüzden şanslıyım. Tek bir kısmıdır. Kaderimizdir. Yürekli olmak şart. Yani kolaylıktan öte bir şart. Bir kural gibi onu görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla üretmek zorundayız. Yani yenilikçi olmak için, daha fazla kalıcı olmak için, birçok seçeneğin arasından sıyrılıp gitmek için, yani yaptığınız işi daha başarılı bir hale getirmek için üretken olmak zorundayız. Yani benim çocukluğum herhalde çekilmiyordu diye düşünüyorum. Çocukken tam tersiydi bence. Yani fazla konuşmayan, böyle simsiyah. Babam beni hatta kara kızım diye severdi. Mesela. Hatta ben küçükken kim kimi kandırıyormuş tabii. Evdekileri şöyle kandırdığımı zannediyordum. Haberleri açtıkları zaman hemen uyuyor numarası yapıyordum ve uyuyordum tabii. Kalabalık bir ailede büyüdüm. Kalabalık bir ailede olmayı seviyorum. Yani işte anne, baba, abla, anneanne, dede. Dayı böyle şey bir aileyiz. Her akşam, yani her akşam olmasa da evde toplanır, sohbet yapardık, işte şarkılar söylerdik, oyunlar oynardık gibi. Dolayısıyla onlarla vakit geçirmeyi çok seviyordum ve televizyondan uzak durmak istiyordum. Şimdi ise televizyonda daha fazla vakit geçiriyorum, ailemle az geçiriyorum galiba. Arkadaşlarım vardı yıllar önce, daha tanışmıştım diyeyim. Ama iş hayatı değil, okul hayatım vardı o zaman. Ve aslında bir iş dünyasıyla, ya işle ilgili bir şey yapacağımı hiç düşünmüyordum dediğim gibi. Hani evet, çok şanslısınızdır, başarılısınızdır. Ama iletişim problemi varsa bu hiçbir zaman başarıya gitmez. İletişim kesinlikle çok önemli bir şey. Bazı durumlar herhalde bizim kişiliğimizin ya da düşüncemizin değişmesine sebep olmuş. İşte biz de insanlara aslında buna izin vermemeliyiz. Yani ne yaşarsak yaşayalım, kendi özümüzden kendi özümüzü değiştirmemeliyiz diye düşünüyorum. Tipe nasıl çeviriyorum? Yani direkt şey diyorum, her şey kısmet. Bir hikayenin üzerine çok durmak istemediğimde aslında ki durmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü fazla enerji kaybı oluyor. Hayırlısı diyorum, geçiyorum çünkü teslim etmem gereken yere teslim etmiş oluyorum artık ve ondan sonrası kısmetse olacak. Negatife düştüğüm zaman da, yani kötü bir düşünceye girdiğim zaman diyelim, çok kötü düşünceye girdiğim yoktur aslında, kendimle ilgili bazen kötü düşüncelere girebiliyorum. O da dışarıdaki etkenlerin beni etkilemesinden dolayı oluyor. Dolayısıyla kısa süre oluyor. Yani o gün içerisinde 1 saat beni etkiler ve sonra dedim ki bu senin gerçek düşüncen değil. Çünkü başkalarının düşüncesinden dolayı etkilendim ve sen gerçeğini şu an bilmiyorsun. Yani nasibin kısmeti neyse zaten ne olacak. Neden mutsuz oluyorsun ki diye kendime cevap veriyorum. Telkin etmiyorum ama. Valla ben çok çalıştım. Pandemiyle birlikte bir yayın kuruluşunda. Burada söyleyebiliyor muyuz yayın kurulsun? Lütfen söyleyin. Şimdi şöyle bir şey var. Telefona ne kadar itiraz etsek de artık telefon kullanmak zorundaydık yıllar önce. Şimdi Android'leri kullanmak zorundayız. Şimdi daha da ötesinde bazı programları kullanmak zorundayız telefon içerisinde. Ve bu sistem artık oturacak. Dolayısıyla iş hayatında artık buna göre kendimizi uyarlamamız gerekiyor. Yaşamımız da ona göre ayarlamamız gerekiyor. Yani her şey aslında bir kolaylık. Hızlı bir şekilde ticaret oluşuyor, hızlı bir şekilde iletişim oluşuyor.
her şey daha hızlı oluyor. Ve dolayısıyla dijital platform çok önemli bir şey. Kesinlikle dijital platforma giriş yapılması gerekiyor her anlamda. İş hayatında özellikle şimdiden başlamak gerekiyor. Web siteleriyle başladık. Aslında web sitesi çok önemli değil, neydi ki diye düşünüyorduk yıllar önce. Ama şu an önemiyetini anladık. İnternet ortamında iş imkanının ne kadar çok olduğunu artık fark ediyoruz. İş hayatımızı nasıl dijitale çeviririz diye baktığımızda mutlaka bir şekli vardır. Ve dolayısıyla dijital ortamında, internet ortamıyla ulaşmak istediğimiz kitleye daha fazla ulaşmış oluyoruz. Ben hayranım. Bir arkadaşımız var. Mesela 7 yaşındayken daha kodlamayı öğrenmiş. 7 yaşında, yani düşün, biz 7 yaşında okumayı öğreniyorduk. Öyle, ya da öğrenmişiz diyelim. Ama o kodlamayı öğrenmiş. Demek ki yeni nesil çok zeki. Ama zekasını artık oturarak kullanıyor. Yani belki anneler babalar çocuklarını kızıyor olabilirdi. Şimdi pandemide herkes evinde ama işte sürekli bilgisayarın başındasın, sürekli ne yapıyorsun? Hadi kalk, biraz bir şeyler öğren, oku, çalış. Değil mi? Hani annelerde vardı, babalarda belki vardı böyle tepkiler, çevremizden duyuyoruz. Ama ben onlara şunu diyebilirim. Hayır, kızmayın. Çünkü onlarda öyle bir zeka var ki 5 yılın çalışmasını 5 dakikada yapabilirler. Çok hızlılar artık. Yani ileriye dönük onların gördüğü çok farklı bir hayat var. Ve dolayısıyla daha hızlı, daha üretken ve daha aslında başarılılar. Yani hiçbir şey yapmıyor gibi görüyoruz ama aslında çok şey yapıyor çocuklar. Burada bir danışmana ihtiyaç oluyor. Doğru zaman, doğru mekan, doğru insan. Üçlemesi her zaman hayatta önemli bir şeydir. Doğru kişilerle çalışmak, doğru zamanda ve doğru yerde doğru işi yapmak.